Hazır ئەنگىلىيە bilen ياپونىيە ئىككى دۆلەت بىرلىشىپ خىتايغا قارشى تۇرۇۋاتىدۇ. Dostlar, bugün muşunu asaslıq tiyim qilip sözləge birnaca, sizlərge birnaca xəbər sözləp bəsəm. Assalamu alaikum dostlar, yaxşı mısınızlar? Bugünkü qərib gözlükü kəginələrini qarşı alamam. Bugün 2-ci ayının 12-ci günü. YouTube'dan qərib gözlükü de uyğur çizdəb mənim YouTube kanalımıza müştür bu işini. Twitter'dan yadır çizdəb, İngiliz çizdəb, mənə əgişini unutmanlar. Qərib gözlükü kanalımızdan ki, ئەزالىق sahibisi iç bitildi. Mənim kanalımıza ئەزا bulup, mənim devamlı qollap bəyəçinlərini sorayım. Onda qosa, bugünkü temlərini resmi başlayılı. Aldı bilən gördüğümüz ئەنگىلىيە və ياپونىيە toğrusuzdaki bir neçə xəbər. ئەنگىلىيەنىڭ باش مىنىستىرى بورىس جونسون بۈگۈن خەۋەر ئېلان قىلىپ، مۇشۇ 2-نچى ئاينىڭ 19-نچى كۈنى G7 يەنى دۇنيادىكى 7 چوڭ تەرەققىيغا تاپقان دۆلەتلەرنىڭ يىغىنىنى ئاچىدىغانلىقىنى، يەنى توردا بىر يىغىن ئاچىدىغانلىقىنى، بۇ يىغىننىڭ ئاساسلىق ئىككى تېمىسى بارلىقىنى ئېلان قىلىپتۇ. بۇنىڭ بىرىنچى تېمىسى ماۋۇ خىتاي ۋىرۇسىغا قانداق قىلىپ تاقابىل تۇرۇش. بۇ ھازىر پۈتۈن دۇنيادىكى ھەرقايسى دۆلەتلەرنىڭ ئەڭ مۇھىم ئىشلىرىنىڭ بىرسى. ئىككىنچىسى İkinci mühim tema, muşu G7 yani 7 devletin ki qanda qilib ortak bir strategiya çıkırıp Xitayga qarşı turuş. Xitayga bolgan strategiyasını oxşaş bir yo'lni chiqilış uningki ikkinchi mühim temasi. ئەنگىلىيە o'tgan yil yani 2020 yil Xitayningki zeynini azdatmadı. Mayli devlet bo'lsin, mayli Boris Johnsonning o'zi bo'lsin, intan cho'ng ziyan tatdi Boris Johnson o'lgili tas qaldi Xitay virus bo'lib. Мұш себептен оның үстіге мау Қытай Хонконгны егір депсәнді қылып, Қытай білен мау ئەنگىلىيەнің түзген түзімлеріне жіртіп ташылап, ئەنگىلىيەнің үзі қамеді қалқарады. Азыр ئەنگىلىيە өзінің сәл оң шуағандың кен, азыр мұшу өзінің кен нөвәтлік, бұ нөвәтлік G7-нің кен, жиғынның кен, сайып қан бұлыш, мұшу обдан порсеттің пайдылынып, бірақлан әмейлен жиғып бірге келіп, Қытайға қарыштырушының кен планыны түзмәкші бопты. Onun üstüne ئەنگىلىيە Biden'a mavi zeytun şehrinin birini sunup sen buraya kez biz bilen buraya kelsen bu Xitay'a karıştırış cihette biz sen bilen hemkarlaşımız da bu şundak signal verip de. Demek hazır ئەنگىلىيە Xitay'a karşı emeli hareketke ötüşke başlattı. Hem de Japonya tarafı karar baksak Japonya'nın ki danlık bir Nikkei diyen bir gizli da bula bugün bir analiz yalan kıptı. Bu analizinin ki asaslıq mezmoni şu ئەنگىلىيە bilen Japonya ikisinin ki hemkarlıkı mavo şerikliki asasiyetini şekillendi. Bu iki tarafının şerikliki şu Xitay'nın ki TPP kiriş yani mavo Trans-Pacific Partnership diyen bu alıkı çoğun soğudu gelişimi kirişini bunu tosmak için de boşuna deptim. Bunun asas mezmoni gepini başlayıp gelsek Obama'dan başlaştık doğru geldi bu gepini. Obama dövrdə mən Asiya Pasifikinə qayıtıb gəlməyən, yəni bizim məhvə Obamanın strategiyamının ki mərkəzini Asiya Pasifik qılmən də bu gəpini çox qılğan əməliyyətdə bu Amerikanın ki aynı vaxtı ki bu siyasətlərin mərkəzi Asiya Pasifik olmaya qalğan. Amma şunda bozmu Trans-Pacific Partnership də bu məşu Tinç Okeanın ətrafındakı Amerika və Yaponiya başlıqlı bir neçə dövlətlər kilişim namı tüzüp, erkin soğudu kilişim namı tüzgen. Ama Prezident Trump çıkan dinkin, bunu din çekinip çıkıp gitken. Çekinip çıkıp gitken dinkin, bir iki yıl toktuğun dinkin, Japonya baş bulup, yani bu işini kaydedin başlayan. Bu Japonya kaydedin başlayan işini CPTPP de az ismini sel özgertip lan, asasiyetin okşaş, bu halkara erkin soğudu kilişim namısını tüzgenmişler devletlerini devamlıq işini davamlaştırışını plan qalan. Bu planıqa aynı vaxtda Amerika başlığında əlbəttə Xitayını girgil qoymaydı. Amma Yaponiya qaytadan başlığından ikin nurgun xəbərlər çıxdı. Xitayının ki, muşunluğa kirgisi baş gəldi ki, bu doğruluq xəbərlər çıxan. Amma ikinci ayının birinci günü, yani bu ayının ki, tüncü günü ise ئەنگىلىيە özünün rəsmi muşu CPTPP-ğa qatnaşmaqçı boğalıqını, bu iradisini bildirib rəsmi iltimas sunubdu. Muşta boğandan kiyin Yaponiya, yani hazır bu işi baş bulup atkan devlet bilen ئەنگىلىيە yeni kirmekçi boğan devlet bula ikisi bir yekep bula ikisi asas jetin şeriflik asıl boptu. ئەنگىلىيەنىڭ kirişki məqsidi Yaponiyanın ئەنگىلىيەنى bu yekir güzüştüki məqsidi
Xitayning bu nimaga kirishini to'sish. Hozir Xitayni yetim qoldirish Yaponiyaningki muhim siyosatlarining birisi. Yaponiya hozir nurg'un shirkatlarini, zavodlarini Xitoydan chekinib chiqarib yotdi. Yaponiyaga qaytib kelsanglar, Xitoydan Yaponiyaga qaytib kelsanglar pul beramiz deb bunday deb yotdi. Shunga Yaponiya Xitoyningki bu kelishimga kirishini ancha xohlab ketmaydi. Angliyani kirgizish orqali Angliya bilan birlashib Xitoyning mushum cho'ng erkin savdo nimasi kirishini kelishim namisi kirishini to'smoqchi. Yaponiya tarafdan bu analizda Angliya bilan Yaponiyaning bu qitimliq sheriklashini ayni vaqtdagi 1902 yillardan boshlanib 1923 yillarga davomlashgan ayni vaqtdagi sheriklashishga o'xshatibdi. Ayni vaqtda Yaponiya bilan Angliyaning sheriklashishining maqsadi ularning o'rtoq dushmani bo'lgan Rossiyaga taqobul turish. Bu ularning ayni vaqtdagi asosiy maqsadi. Ammo buning yana bir maqsadi ayni vaqtda barabar uyg'onayotgan Xitoyningki uyg'onib taxmin kuchli bo'lib ketishidan saqlanish bu jihatdagi maqsadim bor ekan. Hozirgi zamonga bu hozirgi zamondagi bu sheriklashishga kelganda albatta ularning eng cho'g' maqsadi Xitoyga taqobul turishdir. Ammo Xitoy tarafdanmi bo'sh kelmayapti. Yaqinda ayni vaqtdagi TPP-ning ئەزالىرىنىڭ بىرسى بولغان يېڭى زېللاندىيە بىلەن بۇلار ئۆزىنىڭ ئەركىن سودا كېلىشىم نامىسىنى يېڭىلاپتۇ. شۇڭا ئەگەر خىتاي داۋاملىق مۇشۇ CPTPP يەنى ھازىر ياپونىيە باش بولۇپ ئەنگلىيە كىرمەكچى بولۇۋاتقان مۇشۇ ئەركىن سودا كېلىشىمغا كىرىمەن دەيدىكەن چوقۇم يېڭى زېللاندىيەگە تايىنىدىكەن. بىراق بۇ يەنە باشقا دۆلەتلەرنىڭ نېمىسىگىمۇ قاراشلىق. شۇڭا بۇ نۇقتا يەنە داۋاملىق بىر قىزىق نۇقتا بولدى. مېنىڭچە ياپونىيە بىلەن ئەنگلىيە بىرلىشىپ داۋاملىق خىتاينىڭكى مۇشۇنداق ئەركىن سودا كېلىشىم نامىسىنى پايدىلىنىشىنى توسايدۇ. نېمىشقا دېگەندە خىتاي كېلىشىم نامىسى تۈزسە ئەلۋەتتە ئۆزىگە پايدىلىق يەرنى ئىجرا قىلىدۇ، ئۆزىگە زىيان بولغان يەرلەرنى ھەرگىزمۇ ئىجرا قىلمايدۇ. بۇنىسى ئېنىق. ئەنگلىيە بۇنى ناھايىتى ئوبدان چۈشىنىپ يەتتى. ئەنگلىيە مۇشۇ خىتاي بىلەن تۈزگەن خوڭ كوڭ توغرىسى كېلىشىم نامىنىڭكى ئاقىۋىتى قانداق بولدى، بۇنى ئەنگلىيە ناھايىتى ئوبدان چۈشىنىپ يەتتى. شۇڭا بۇنىڭغا داۋاملىق قىزىقىپ داۋاملىق خەۋەرلەرنى دىققەت قىلىدىغان نۇقتا بار. بۈگۈن تۆۋەتتۈر كۆرۈۋېتىپ ئەنگلىيەنىڭكى پارلامېنت ئەزاسى لورد دېۋىد ئالتون دېگەننىڭكى بىر تۆۋىتى ماڭا يولۇقۇپ قالدى، مۇشۇنى دوستلارغا بىر ئوقۇپ بېرەي، ئەنگلىيەدىكى بەزى سىياسىي يوللارنىڭكى قانداق پوزىتسىيە تۇتۇۋاتقانلىرىنى بىر كۆرۈپ قويايلى. بۇنى بىۋاسىتە تەرجىمە قىلىپ بېرەي. بۇ ئادەم مۇنداق دەپتۇ: ئەينى ۋاقىتتا ميۇنخندا بىز گیتلرغا ئىشىنىپ قىلىپ گیتلرنى بەلكىم بىز گیتلر بىلەن ھەمكارلاشساق گیتلرنى خوش قىلالايمىز دەپ ناھايىتى تارىختا خاتا ئىشتىن بىرنى قىلغان. ئەمدى ھازىرقى زامان كەلگەندە يەنە 2021 يىلىغا كەلگەندە بىزمۇ خىتاينى خوش قىلىمىز، كوممۇنىستىك ئالۋاستى پارتىيىسى كونترول قىلغان خىتاينى خوش قىلىمىز دەپ ھازىر ئۇيغۇرلارنىڭ ئۈستىدىن يۈز بېرىۋاتقان جېنوسايد ئىرقىي قىرغىنچىلىققا بىر كۆزىمىزنى قىسىپ تۇرۇۋالامدۇق دەپ مۇشۇنداق سوئال قويۇپتۇ. ئۇنىڭدىن كېيىن چېرچىل مۇنداق دېگەن دەپتۇ بۇ ئادەم: ئەگەر سەن تىمساقنى باقساڭ ھامان بىر كۈنى سەن تىمساقنىڭ يېمىگە ئايلىنىسەن دەپ مۇشۇنداق دەپتۇ. بۇ ئادەم مۇشۇ پارلامېنتتا ئەنگلىيەنىڭ پارلامېنتىدا ئەنگلىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بىر مىنىستىردىن ئىنتايىن نېمە سوئاللارنى سوراپتۇ. مۇشۇنداق نېمىلەر تۇرسا ئىرقىي قىرغىنچىلىق يۈز بېرىۋاتسا بىز يەنە مۇشۇ ئولىمپىققا يەنە ئادەم ئەۋەتىمىزمۇ؟ بىزنىڭ تەنھەرىكەتچىلىرىمىز خان جەمەتىنىڭ ئادەملىرى يەنە مۇشۇ ئولىمپىكنىڭ پروپاگاندىسىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ قالامدۇ دېگەندەك مۇشۇنداق سوئاللارنى سورىدى. دېمەك ئەنگلىيەنىڭ پارلامېنتىدا بىزنىڭ ئىشلىرىمىز توغرۇلۇق گەپ قىلىدىغان ئادەملەر يەنىمۇ بار. مېنىڭ ئۈمىد قىلىدىغىنىم ئەنگلىيە ھۆكۈمىتى مۇشۇ ياپونىيە بىلەن بىرلىشىپ G7 دۆلەتلەر بىلەن بىرلىشىپ خىتايغا خىتاينى جازالاشنىڭكى يولىدا بىز ئۇيغۇرلارنىڭكى مۇشۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئىشىنى ئىنتايىن مۇھىم نۇقتا دەپ تۇتۇپ مۇشۇنى قورال قىلىپ ئەنگلىيەگە قارشى تۇرۇشنى ئۈمىد قىلىمەن. بۇ ئەنگلىيە ۋە ياپونىيە توغرىسىدىكى خەۋەرلەر. تۆۋەندە مۇشۇ خىتاي ۋە خىتاي ۋىرۇس توغرىلىق خەۋەرلەرگە بىر قاراپ باقساق، يېقىندا مۇشۇ دوستلار ئۇقىمىز دۇنيا سەھىيە تەشكىلاتىنىڭكى تەكشۈرۈش ئۆمىكى خىتايدا تەكشۈرۈپ كەتتى. ئەمما بۇنىڭدىن داۋاملىق خەۋەرلەر چىقىۋاتىدۇ. ئەڭ يېڭى خەۋەرلەرگە قارىغاندا خىتاي مۇشۇ ئەينى ۋاقىتتا يەنە ئۆتكەن 2019 يىل 12 ئايدا ھەممىنىڭ بېشىدا ۋۇخەندە كېسەل بولغان ئادەملەرنىڭكى ئۇشلارنىڭكى ئەينى ۋاقىتتىكى
barlıq sallıq məlumatlarını, yəni özgərtməyən əsli sallıq məlumatlarını şu Dünya Səhiyyə Təşkilatının adamlərə verişini qəti rədd qıbdı. Bunun rədd qılış intayın addı. Əgər bu adamların eyni vaxtdakı barlıq sallıq məlumatlarını təkşürsən, bu adam qayad yaşaydı o, nəqi verib kimlərdən görüşkən, onu deyək ki, nəqi verib yəni kimlərdən, kimlərdən yoxdurğan deyəndək, bu sallıq məlumatlarını qandaq doğru, bundaq həmin işlətkən, qandaq, nəbuğanın bu sallıq həmisini təkşürsə, bunun nədən çıqqalıqı eyni qılınıb qaldı. Şuna Xitay bunu hərqiz mi? Dünya Səhiyyə Təşkilatlıqan bəməkdə. Bunun eyni Əmdə yeni bir xoş xəbər desək mi buldu? Xitayınınki propaganda televiziya istansı, yəni mərkəzi Xitayda, Xitay mərkəzi xalq televiziya istansının İngiliyədəki şöbəsini İngiliyə tərəfdən bununki mavi kinişkisini tatvağından kiyin hazır bu televiziya istansını Qırmaniyədə mi taqtışını toxtutulubdu. Bunun səbəbi nəyəti adlıyken, demiş ki, deyəndə aynı vaxtda 1989-cu ili Yorupa ilə Əngiliyə bir kilişimdan tüzgənikən, bu kilişimnamik asasən Yorupa İttifaqı və Əngiliyədəki məlum bir dövlətdən bu şu taqtış hüquqa kinişkik erişkən televiziya istansları, məsələn, Əngiliyədə erişsə, başqa Yorupa dövlətlərdə, məsələn, Qırmaniyədə taqatçısı buldukən, ya qomsa Qırmaniyədə erişsə, Əngiliyədə taqatçısı buldukən. Hazır bu kilişimnamik asasən, İngiliyədə bunun hüququnu elib etkəndikən, bunun kilişkisini tatıb alğandikən, Qırmaniyədə bunun bu televiziya istansının kanallarınınki, xəbərlərininki tarqıtış hüququ qalmaydı ikən. Demək hazır bu Xitayınınki propagandanınki, propagandasınınki Yevropanınki ən güclü qurallarının birisi olan bu CGTN deyilən bu kanal Qırmaniyədə bu gün rəsmi taqabdı. Başqa dövlətlərdə mi, başqa Yevropa dövlətlərdə mi taqılış qırdabığa verib qapdı. Bu mənaçə nəyətə yaxşı bir xoş qalar. Yevropada qanunlar bakən bu şundaq özlərinin ki, əma o gizit jurnal, media, mətbatlarının ki, əlqi paklıqını, əqiqi muxbirlik bu şundaq işlərini qoğdaydıqan. Bu şu qanunlarını eyni vaxtda bolduraq işlətkən bolsa, Xitayna propagandası İngiliyədə 13 yıl, Qırmaniyədə bu bunçilik uzun yaşab yürümgən boladdı. Hazır mənaçə gerçi keçikən bolsa mı, Yevropanın barabara bara uyğanqını bu yaxşı iş. Ondaq da dostlar, bugün proqram meşəkçi bolsun, mənim YouTube kanalıma müştür buluşunu, YouTube kanalının əzalıq sahibsik əza buluşunu, söz, təklif fikirlərini qaldırışınlarını, başqa dost paradarlarına tarıq tutuşunlarını ümid qilmən. Hazır YouTube kanalımınki müştür buluş, müştür sanının işi sən aslab qaldı, müştür cəhətlərdə köpürək qollab bəlişinlarını ümid qilmən. Ondaq dostlar, anlığın onlara yeni bir xeyir xoş, aman olunlar.